Bunu yapan şey ne? Bunu yapan kocaman bir mavi balinaymış. Gelip gemilerini toslamış. Hadi bizim, bu çok eğlenceli. Ama dolaşan bir mavi balina var. Şapşal bir mavi balinadan korkmuyorum. Evet, o çok şapşal bir balina. Dev balina gemilerini aniden ham diye yutmuş. Sıkı tutun korsan. Ve sonra... Boğazından aşağı kaymışlar. Doğruca balinanın midesine gitmişler. Midesi karanlık, yapış yapış, garklı ve de burkluymuş. Ama yine de güvenli ve eğlenceliymiş. Bizi kim kurtaracak şimdi? Belki de deniz feneri bekçisi artık yardıma hazırdır. İstemiyorum. Ah, deniz feneri bekçisi. Korkacak bir şey yok ama. Neden balinasını çıkarmayı bıraktın ki? Evet. Balina şu an biraz sessizleşmişti ondan. Hayır, bırakma. Çok eğlenceli. Anne, babam neden balina sesi çıkarmıyor? Durun tahmin edeyim. Bu muazzam balina çevredeki başka bir baba balinanın önünde komik sesler çıkarmaktan utanıyor olabilir mi acaba? Ama bu çok saçma. Bu kesinlikle çok saçma. Yapma, yapma. Tamam, balinanın kendini hazır hissettiğinde cesur olacağından eminim. Her neyse, korsanlar balinanın midesinde mahsur kalmışlar ve onları kurtaracak kimseleri yokmuş. Mahvolduk. Bir dakika durun. Onun midesinden nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Ama korsanlar deniz feneri bekçisini duyamamışlar. İkisi de aşırı gürültücü balinanın içinde mahsur kalmış durumdaymış. Bunun için yapılabilecek tek bir şey varmış. Neymiş? Onları bulmak için küçük korsanın da balina tarafından yutulması gerekliymiş. Hadi Missy, bunu yapabilirsin. Hazinemi harcamak istiyorum. Sizce yapacak mı? Şuna bakın. Hadi deniz feneri bekçisi. Ve balinanın ağzına doğru tırmanmış. Ulaştım sayılır. Hadi deniz feneri bekçisi. Ve diğerlerinin yanına gitmek için balinanın boğazından aşağıya, midesine doğru kaymış.